Merhabalar, ben Akın Tülübaş. 25 yıldır Çoban Köpeği Camiası'nda aktif olarak hizmet ediyorum. Bu programda Köy TV'de ilk defa, Türk televizyon tarihi boyunca ilk defa yapılmış en detaylı köpek ırkları anlatımı, yerli köpeklerimizden tutun 2000 metre yükseklikte yapacağımız röportajlar, -20'de yapacağımız röportajlar ve halkımızın içine gireceğiz, halkımızla konuşacağız. Yerli köpek ırklarımız olan Akbaş, Kangal, Boz Çoban Köpeği, Malaklı, Karadeniz Dağ Köpeği ve Anadolu Çoban Köpeklerimiz, Av Köpeklerimiz, Türk Tazısı, Tarsus Çatalburun, Borok, Barak ve Kopoylarımız. Bunun yanında minik ırklarımız Arabacı Palisi ve Trabzon Zerdevası. Birçok köpek ırkımız var bizim ülkemizde. Bu programda bunların hepsini tek tek ele alacağız ve inceleyeceğiz. Bu bilgiler başka yerde yok. Sadece Köy TV'de. Şu anda 844.sü yapılan 800 asırlık bir etkinlikteyiz arkadaşlar. Bu etkinlik Denizli ili Çal ilçesi Aşağı Seyit köyünde düzenlenen sudan koyun geçirme çoban yarışması arkadaşlar. Dünyada bir ilk ve dünyada en uzun çoban festivalidir. Bu festivalde sizlere inanılmaz görseller ve 844.sü yapılan yarışmanın muhteşem detaylarıyla ülkemizin bir milli değerini daha tanıtacağız. Haydi bakalım, şimdi geçelim yarışmamızı izlemeye. Köpeklerinizi ayrı ayrı değerlendireceğim ama bir arada yarıştırıyorum. Okey mi? Köpeği solda tutuyoruz arkadaşlar. Tüm çobanlarımıza başarılar diliyorum. Ve sözü güçlü alkışlarınızla Uluslararası Avrasya Köpek Irkları Federasyonu yetkilimi Sayın Akın Bey'e bırakıyorum. Değerli değerli arkadaşlar, değerli Denizli halkı, öncelikle hepinizi Çoban Köpeği Camiası adına selamlıyorum. Bizi buraya davet ettiğiniz için öncelikle Çal Belediye Başkanımıza, muhtarımıza ve tüm yerel dostlarımıza teşekkür ediyorum. Önce bir çobanlarımızı bir alkışlayalım mı arkadaşlar? İçerideki köpekler sürüde çalışan hayvanlar. Onları ayrı yarıştırıyoruz. Şimdi hız kazanmak için hemen başlıyorum. Daha sonra da diğer köpeklerimizi kaydedip yarışmaya devam edeceğim. Başarılar diliyorum. Erkekle dişiyi yarıştıracağız. Hangisi güzel? Musa, birazdan dişiyle yarışacaksınız. Haberiniz olsun. İsmin ne abicim? Batuhan. Soy ismin? Çelik. Batuhan Çelik'e bir alkış alalım mı arkadaşlar? Genç arkadaşıma. Biz bu şansa sahip olmadık. Bu yaşta böyle güzel köpeğimiz olmadı. Seni tebrik ederim. Baban kim? Babam Yunus Çelik. Yunus Çelik'e de teşekkür ediyorum. Böyle bir evlat yetiştirmiş, eline köpeğini vermiş, getirmiş. Allah razı olsun. İşte budur. Geleceğimiz, köpeklerimiz için, sürülerimiz için, koyunlarımız için, gençlerimiz, genç kardeşlerimiz. Ben ona ayrıca sizlerinize bir daha teşekkür ediyorum. Ve dişiler birincisi tek oldu ama şimdi erkekle yarışacak. Buyur kardeşim, bu da birinciliğin. Basına bir el salla, basın seninle ilgilenecektir. Gel. Şöyle dur, bak gel ben sana bir şey öğreteyim. Bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Buradan kısa tut. Şöyle. Evet. Çok güzel. Arkadaşlar Batuhan'ın köpeği gerçekten güzel. Bravo. Şimdi seni Batuhan teşekkür ediyorum. Kenarda bekle. Musa'nın erkekle yarışacaksınız. Ben önce gençleri yarıştırıyorum. Gençleri buraya alalım. 3 tane tabancamız hazır mı? Mermi gibiler. Arkadaşlar aranız 10 metre olsun. Birbirine dalmasınlar. Mümkün olduğu kadar uzak durun. İyice ön tarafa gelebilirsin. Tam sınıra kadar gelebilirsin. Sen burada dur abicim. Tam burada. Abim sen de karşıya gel. Bu kaç aylıktı? 10 aylık. Kerata alma cesur ha.
Şimdi arkadaşlar, Musa, seyircinin yanında kal. Bunlardan sonra size final yap. Dışarı götürüyorsun, tamam. Tekrar çağıracağım Musa onu. Şimdi arkadaşlar, oradaki dişi köpeğe dikkat ederek saldırabilir çünkü. Daire çiziyorsunuz. Ben köpeklerinizin yürüyüşüne önce yandan bakacağım. Sonra burada duruyorsunuz. Az önce Musa'ların yaptığı gibi düz gidip geliyorsunuz. Ön ve arka bacaklarına bakacağım. Cesareti güzel ama sakin yürümesi önemli. Hadi arkadaşlar. Tempo yapmaya çalışın. Hayvanın istediği tempoda hızı önemli değil. Şu hız çok güzel. Bakın şu an çok güzel yürüyor. Evet, ikinci köpek de çok güzel. Mesafenizi eşit tutmaya çalışın. Üçüncü köpek de çok güzel yürüyor. Genç 13 aylık, 10 aylık hayvanlar gayet sosyaller. Evet, birbirimize çok yaklaşmıyoruz. Abi. Şimdi senden istediğim dümdüz karşıya gidip dümdüz bana doğru gelmen. Ön omuzlarına ve arka bacaklarına bakacağım. Bana doğru dönüyorsun. Tamamdır. Seni karşıya alayım. Seni alalım abicim. Hatta böyle gel. Bir dakika. Dur burada. Abicim. Gel böyle. Şuradan çapraz git abicim. Çapraz gel. Kafası, fiziği, eli ayağı. Tamam. Şöyle sağ açığa. Fazla yaklaşmayalım arkadaşlar. Sakin tutalım. Hava sıcak. Köpeklerimize kalp krizi geçirtmeyelim. Abi dümdüz kameralara gidip geri geliyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet, yarışmanın ikincisi. Bir alkış alalım arkadaşlar ikinciye. Tebrikler kardeşim. Yarışmamızın üçüncüsü. Bir alkış alalım üçüncümüze de. Bu sıcakta köpeğin arabasına koyup buraya geliyor, emek veriyor. Burada da bu alkışı almak istiyorlar. Doğru mu abi? Birbirimizi desteklememiz lazım. Ve yarışmamızın birincisi. Madalyaları alayım. Yarışımızın gençlerin birincisi, köpeğimizin ismi, sahibinin ismi. Akın Saltık Aslan. Aslan'a bir alkış yapalım mı arkadaşlar? Bravo. Şimdi genel görüş olarak soruyorum. Köpek değerlendirmelerimizde Denizlilere, köpekçilere soruyorum. Var mı sıkıntı? Gördüğümü yapıyorum. Bu hayvanın formu, bu hayvanın formundan şu an daha güzel. Basarları da, yürüyüşü de daha güzel. Bu köpek bunlar kadar henüz oturmamış. Oyuna bakmam. Fiziksel yapısı henüz tam oturmamış. Onlar daha oturmuşlar. Gelecek sene şansın var. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Madalyalarınızı veriyorum ve kayıtlarımıza göre grupları çağırıyoruz. 1, 2, 3 hepsini alayım. Arkadaşlar 9 aylığa kadar olan erkek köpekleri ringe alıyoruz şimdi. 9 aylığa kadar olan köpekleri ringe alıyoruz. Abicim tebrik ederim. Başarılar dilerim. Muradım, kolay gelsin Muradım. Var mı sıkıntı? Yapayım. Bir köpek bir köpeğe geçebilir. Bu ondan daha iyi demek değil. Önemli olan o anda güzel. Düzgün yürüdü. Formu her şeyi 10 numara. Tebrik ederim kardeşim. Başarılar. Evet arkadaşlar, biricinin ödülünü veriyorum. Beğendiniz mi? Beğendik. Hak etti mi? Var mı sıkıntı? Yok. 9 aylığa kadar ona buyurun. Teşekkür ediyorum. Üçüne de bir alkış alalım. Şimdi arkadaşlar. Erkek 9 aylığa kadar olan, bakın erkek 9 aylığa kadar olan köpekleri içeri bekliyoruz. Köpekleri ringe alalım ve ringe girdiğinizde kenarlarda yerleşelim ki ben yürümenizi isteyeceğim, biliyorsunuz. Evet arkadaşlar, yürümeye başlıyoruz. Haydi arkadaşlar. Arkadaşlar yürüyoruz. Daire çiziyoruz. Arkadaşlar yavaş yürüyebilirsiniz. Daha açıktan ve daha tempolu. İçeriden dardan almıyoruz. Bir iki tur yürüyün ki bacaklarda problem varsa ortaya çıksın.
Biraz arayı açalım. Biraz arayı açalım abicim. Şöyle dipten duvardan, dipten. Arkadaşlar, şimdi durmanızı istemedim. Gelin böyle, tamam. Buraya dizilelim arkadaşlar. Buraya dizilelim. Yandan köpeklerinize bakacağım. Şimdi orada sen dur. Tek tek buna dizilelim arkadaşlar. Bana doğru. Bekleyin. Karşı tarafı alayım sizde. Sarı köpek bana doğru geliyor. Dirseklerini açıyor. Siz orada bekleyin. Gel abicim, aynı şekil karşıya düz gidip geliyorsun. Hepinizden aynı şeyi isteyeceğim. Düz gidip geliyorsun. Yürüyoruz, yürüyoruz. Ön bacaklara bakacağız. Aynı yere alayım seni de. Sizi böyle alayım. Bana doğru gelin. Sonra karşıya doğru. Geri dönüyoruz. Tamam, yormuyoruz. Şimdi bu köpek de kendini de görüyorsundur. Akın abi, şu, çok hızlı büyüdüğü için. Fazla gezdirmiyorsun. Ve eklem takviyeleri ver buna. Çok fazla gezdirme bu köpeği. Gezdikçe yorulacaktır. Şunun torununa bakın abi. Maşallah, kafaya baksana. Mükemmel bir kafa var. Teşekkür ederim. Gel abicim. Düz karşıya gidip geri geliyoruz. Biraz tempo. Biraz tempo abicim. Evet. Bu hançerin oğlu, pardon. Güzel, çok genç yaşta. Tehlikeli bir yaş. İskeletin gevşek olduğu bir dönem. Gevşemeye başladığı bir döneme göre sıkı. Dönüyoruz. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Seni de karşıya alıyorum. O kalsın orada. Ben onu orada değerlendiririm. Sizi alalım. Bak, öyle çıkarsan işte ayağını çıkartırsın. Köpek öyle tutulmaz. Enseden. Annesi nasıl tutuyor? Aynı o şekil. Düz gidip geliyoruz. Arkadaşlar, burada amacım arka bacaklarının düzgünlüğünü görmek ve karşıdan bana doğru gelirken de dirseklerini açıp açmadığına, dolayısıyla kolların kasaya doğru monte olup olmadığına bakıyoruz. Tabii bu yaşlardaki hayvanlarda ufak tefek kusurları tolere edeceğiz. Çünkü gelişme çağındalar. Tamamdır. Sizi bu tarafa alıyorum. Sağ tarafa. Aynı şekilde gidip geliyoruz. Maşallah. Bana doğru dönüyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Sizi sağ tarafa alayım. Sizi alalım. Hadi bakalım. Evet. Bu enik hem güzel hem güzel yürüyor. Sahibi de onu güzel yürütürse, güzel yürütürse şansı var. Hayır, geri dönmeyin. Ağaca kadar gidiyorsunuz. Evet, hoş. Arka baldırları kaslı, sağrısı düzgün. Geliyoruz şimdi. Hoş bir yavru. Kemiklerinin kalınlığı kasaya oranla güzel, iri. Duralım. Niye ürküyor? Sosyal mi değil? Bir tut abicim, tut. İşlerini bir aç.
Kapat ağzını. Ağzını kapatarak diş aç. Ağzını kapalı vaziyette. Sadece dudakları açıyoruz. Tamam. Kaç aylık? 7,5 mu? Tamam. Lazımsa ben vereyim. Sen gel abicim ortaya. Burada kalıyorsun. Bekle. Yan tarafa. Ortaya. Sizleri dışarı alıyorum. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlara bir alkış yapalım mı arkadaşlar? Şu yavru kalsın burada. O yavru için minik bir teşekkürüm var. Bu yavrunun sizinle yarışması normal şartlarda adil değil, biliyorsunuz. Ona bebek birincisi ödülü vereceğim. Sizi ayrı yarıştıracağım. Bu çapar yavrumuza bir alkış alalım mı arkadaşlar? Pehlivan gibi geziyor ortada. Ödülünü veriyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi şu dörtlünün içinden 1, 2 ve 3'ü seçeceğim. Şimdi arkadaşlar köpeklerinizi yan bir şekilde bana sergilemeye çalışın. Yumuşak tutarak, hayvanlara sert davranırsanız hayvanlar pısarlar. Hısmasın, dik dursun. Evet, şimdi el muayenesi yapacağız. Sağlam tut abicim. Aferin abi. Namussuz. Onu muayene ettik. Fizik olarak çok iyi. Bir tane eksiği var. 2 yaşından sonra kapatır. Şimdi mikrofonla onu anlatmayayım 5 saat. Şurayı görüyor musun? Burasının genişlemesi lazım. Sağrı dediğimizde hani eşeğin semeri olur ya böyle geniş geniş. Bunun da semerini genişletmesi, pardon, semerini genişletmesi zaman alacak. Tamam lan, tamam, namussuz. Kaç aylık mı şimdi? 9 aylık. Abicim seni tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bunların içinden 1, 2, 3 yapacağım. Mümkün olduğu kadar zorlanıyorum. Var mı bana bir kızgınlığın? Eyvallah. Arkadaşlar, bu arkadaşıma bir alkış istiyorum. Kendisi... Bir saniye. Evet değerli konuklarımız, tekrar güçlü alkışlar gelsin tüm yarışmacılarımıza. Evet. Arkadaşıma ilk 4'e kaldı. Birini çıkarmam ve 1-2-3 seçmem gerekiyor biliyorsunuz. Kendisini açıkladım. Henüz eksik olan 1-2 noktası var fiziksel olarak. Hepsinden fazla. Büyüdüğünde de çok iyi bir köpek olacak. Ama şu ana göre değerlendirdiğim için sana da söyledim. Köpeği çok beğendim. Tebrik ediyorum. Ama şu anda ilk 3'ü onları bırakacağım. Sana teşekkür ediyorum. Köpeğinin bakımı, tüyü, mutluluğu, biz bunlara da çok önem veriyoruz. Gerçekten güzel bakmışsın. Tebrik ederim kardeş. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bakın size başarılar diledi yarışmacı arkadaşımız. Evet. Hemen 1, 2, 3'ü açıklayayım mı? Üçüncüyü açıklıyorum. Bir alkış alalım üçüncümüze. Evet, yarışmamızın üçüncüsünün madalyasını veriyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, yarışmanın ikincisini açıklıyorum. Tebrik ediyorum arkadaşlar, 2 numaramızı da. Dediğimiz gibi oldu. Tebrikler kardeşim. Ve yarışmanın yavrular birincisi arkadaşlar. Buna da kocaman bir alkış alalım. Yakışır kardeşim. Arkadaşlar, var mı sıkıntı? Yok. Köpek seçimleriyle alakalı olarak mümkün olan en düzgün ve en güzellerini seçmeye çalışıyorum. Şimdi Emrah Bey, arkadaşlar buradan ayrılmayalım. Emrah Bey de. Evet, değerli konularımız aslında yarışmanın ardından yapacaktım ama olsun. Değerli konularımız, Uluslararası Avrasya Köpek Irkları Federasyonu tarafından bir plaket töreni gerçekleşecek. Siz takdim edeceksiniz. Tamam. Sırayla. Değerli konularımız, bu organizasyonda
Uluslararası Avrasya Köpek Kulüpleri Federasyonu'na vermiş olduğu katkılardan dolayı öncelikle tabii ki çok kıymetli belediye başkanımıza ve tüm belediye personeline sizlerden yürek dolusu bir alkış istiyorum değerli konularımız ki bir organizasyon artık bu memlekette kolay gerçekleşmiyor ve kendileri gerçekten büyük bir başarıya imza attılar. Değerli konularımız Uluslararası Avrasya Köpek Kulüpleri Federasyonu tarafından plaketlerini almak üzere çok kıymetli belediye başkanımız Sayın Fethi Akçam Beyefendi'yi güçlü alkışlarla alana davet ediyorum. Efendim hoş geldiniz, nasılsınız? İyi Allah, size nasılsınız? Teşekkür ederiz, terliyim onun için yaklaşmadım fazla. Gel, olsun olsun, problem değil. Allah razı olsun başkanım, nasılsınız? İyi Allah, başkanım, mikrofonla yapayım aynı zamanda. Arkadaşlar, Uluslararası Avrasya Köpek Kulüpleri Federasyonu ve Dünya Anadolu Köpekleri Kinoloji Derneği adına Sayın Başkanım Fethi Akçam, abi bize diyorum, samimi davranıyorum. Kendisi bize çok samimi davrandı, kucak açtı. Bu organizasyonu da yaptığı için sonsuz teşekkür ediyorum. Basit bir teşekkür değil, sonsuz bir teşekkür. Denizli dünyaya tanınıyor bu sayede. Söyleyecek kelime bulamıyorum başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Başkanıma bir alkış istiyorum arkadaşlar. Gerçekten belediyelerimiz böyle şeylere sahip çıktığında biz çok gururlanıyoruz. Fethi Başkanıma mikrofonu uzatıyorum. Birkaç kelimenizi istiyoruz başkanım. Tabii ki öncelikle 8 kurtarı dönüşüm yapacak olduğumuz Aşağı Seyistan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı'nın hepimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tabii ki bunun yanında geçen sene birincisini yapmış olduğumuz Çoban Köpeği Güzellik Yarışması'nın bu sene ikincisini yapmaktan da ayrıca bir zevk duyuyoruz. Biraz önce de söyledim mülakat verirken çoban, koyun, sürü, çadır dendiğinde bu işin güvenlik görevlisi olması lazım. Bu işin geçinin çevrilmesi lazım, koyunun çevrilmesi lazım. Sadece çoban çevrilmiyor. Tabii ki baş aktör köpeğimiz. Anadolu'nun Türkleşmesi'nde, Anadolu'nun yaylalarının yörüklerle şenlenmesinde en büyük faktörlerden bir tanesi de çoban köpeğimiz. Baktığımızda köpekler şimdiye kadar hep boğuşlarla gündeme geldi. Biz de farklı bir şeyini yapalım. Köpek güzellik yarışmasını ortaya çıkaralım. Bakarsın buradan daha güzellikler çıkar. Köpeğe olan Türk milletinin sadakati ortaya çıkar. Ki hayvanların içerisinde en sadakatlisi de köpektir. Her ne kadar adı köpek olsa da insanlardan daha fazla sadakatlidir. Yal yediği yeri istemez. Ben bundan dolayı federasyon kurup bu kadar emek verip bugünlere geldiğinizden ve büyük emekler ve büyük paralar harcadığınızı biliyorum. Üşenmeden Anadolu ırkını ortaya çıkardığınızdan dolayı, Denizli'de yeni bir köpek ırkı ortaya çıkardığınızdan dolayı ben şahsım ve belediyem adına şükranlarımı sunuyorum. Allah emeğinizi daim etsin diyorum. Allah size güç kuvvet versin. İnşallah üçüncüsünde, dördüncüsünde, yüz yıldan sonra bu yarışma devam etsin diyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok kısa bir şey söyleyeceğim başkanım. Ege bölgesinde başkanıma bir alkış ve çok teşekkür ediyorum. Beklemediğim güzel şeyler söylediniz başkanım, utandırdınız bizi. Büyüklerimiz tarafından yapılan çalışmalarımızın aferin denmesi bizim için çok büyük bir teşviktir. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir ayrıntıya gireceğim çok kısa. Sadece ülkemizde Sivas Kangal tanınıyor, Akbaş tanınıyor. Ama bu Ege yöresinin Toros dağlarından devam eden köpek tipi işte buraya ait olan yörüklerin yanlarında gezen ana bir at kafalı olarak tabir ettiğimiz bir köpek tipi var. Biz bunlara federasyon olarak boz yürük çoban köpeği olarak adlandırdık ve dünyaya bunun tescilini yaptık. Bu köpek buraya aittir. Başkanım bir isteğimiz olacak. Yaptırması bana ait yürük çoban köpeğinin, boz yürük çoban köpeğinin heykelini yaptıralım. Bize yer tahsis edin, heykel yaptırması bizden federasyon olarak. Daha ne yapalım arkadaşlar? Sivas'ta var, Aksaray'da var, Denizli'de. Şanlıurfa'dan da söz aldık. Nevşehir'den de söz aldık. Ama önce Denizli inşallah. Başkanım top sizde. Ben şimdi yeni bir meydan çalışmamız var. İnşallah o meydanımız bitmek üzere. 15, 16, 17 Eylül'de Çalbağ Bozumu Festivali'ne kadar inşallah sizleri oraya da davet ediyoruz. Bütün misafirlerimiz olduğu gibi. O meydanda ben arkadaşlara buradan söylüyorum. Diye ayarlıyorlar. Heykeli de biz yaptırıyoruz. Her türlüsünü biz yaptırıyoruz. İşte bu. İnşallah yöremize ait olur. İşte bu arkadaşlar. Bir alkış. Sergiliyoruz. Tabii ki
bilgilerini sizden istiyoruz. Amellerini biz yapıyoruz. Tamam, tamam, tamam. Çok teşekkür ederim başkanıma. Hocam bunları da başkanım sizlere naçizane federasyonumuz ve derneğimizden naçizane birer plaket getirdik. Aslında çok daha fazla şey yapmamız lazım. Bu 844 yıldır devam eden sudan koyun geçirme festivali dünyada tanınan bir şey. Biz inşallah, ben kendim söz veriyorum, seneye Amerika'dan ve Uzak Doğu'dan, Rusya'dan, Avrupa'dan çok yakın arkadaşlarım var. Hepsini buraya davet edeceğim. Hem köpek yarışması hem koyunların karşıya geçmesiyle ilgili yabancı basını da inşallah buraya getireceğim. Bütün ümidimiz, bütün her şeyimiz milli sevdamız için, ülkemiz için. Aynen. Ne mutlu Türk'üm diyene diyor. Ne mutlu Türk'üm diyene arkadaşlar. Evet, güçlü alkışlarla taşlandıralım değerli konuklarımız. Sayın Belediye Başkanımız plaketlerini aldılar ve basına bir hatıra fotoğrafı verelim. Evet, bu arada beni buraya davet eden Aşağı Seyit Köyü Muhtarım Cengiz Komutanım, doğru mu? Cengiz Komutanım'ın plaketini alabilir miyim? Semih kardeşim. Başkanım, birlikte bir poz verelim. Evet. Ahmet. Bizim için onur verici, gurur verici bir gün. Evet, çok teşekkür ediyoruz ve güçlü alkışlarla taşlandırıyoruz değerli konuklarımız. Sayın muhtarımız şu an plaketlerini alıyorlar. Muhtarımız Cengiz Ökdem'e bir alkış alalım arkadaşlar. Emrah kardeşim, ben de desteklemek için girdim. Muhtarım teşekkür ediyorum. Plaketler sizindir. Bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet, Akın Bey, sizi alıyoruz bu sefer ve değerli muhtarımız size plaket takdimi gerçekleşiyor. Ve 25 aylık köpeklerimizi alalım. Evet, Uluslararası Avrasya Köpek Grupları Federasyonu yetkilimiz Sayın Akın Tülübaş Beyefendi şu anda Aşağı Seyit Muhtarımız Cengiz Ökdem Beyefendi'den plaketlerini aldılar. Güçlü alkışlarla taşlandıralım değerli konuklarımız ve yarışmamız tam gaz son sürat devam etsin. Eyvallah abi.